koşu başladı. Josh Artay liderliği aldı ama hemen dış kulvardan Turbo gelip Josh Artay'a... Hadi koçum! Koş Turbo! Koş! Zengin etmeni! Zengin! İki boy gerisinde hayatımın bir boy gerisinde gelip oldu ve son sırada kafkaslı sırada... Hadi! Hadi Turbo! Hadi koçum! Hadi yavrum! Hadi lan! Hadi şampiyon ol kendine! Hadi çabuk ol! Josh Artay'ın iki boy gerisinde bu sefer... Turbo! Turbo geliyor! Turbo! Şoför bey, kısın şu radyoyu da önünüze bakın. Bir kaza yapacağız Allah korusun. Ya abicim bu arabayı olabilir, sen merak etme. Şey yaparız yani. Hadi Turbo, hadi koçum, hadi bastık. Hadi Turbo, süper Turbo. Ya deli misin be adam? Açsana şu gözlerini. Önüne bak, kaza yapacağız. Ya abicim ne diyorsun sen? Ben dedim ya bu arabayı yolu ezbere bilir. Benim gözüme ne ihtiyacım var senin? Turbo, Turbo, Turbo. Hadi koçum, hadi ben son bulduk. Bastı Turbo. Ya kardeşim, Turbo gelse bile o paraları yiyemeyeceksin. Önüne bak, kaza yapacağız. Ya abi, dur ya. Abi. Uy, bu da ne durdu ha? Bu ne ya? Sinan ağamın tahsilin haline bak ha. Ulan, kaza mı yaptı bu? Ne bakayım ben? İyi günler Akasya'dır'a. Yorun çok değerli emekli şoför kardeşleri. Sinan! Hayırdır, bir şey mi vardı? Ne demek bir şey mi vardı ya? Nedir bu arabanın hali? Araba mı? Nesi var arabanın baba? Kapısı nerede lan bu arabanın? Kapısı. Evet, kapısı. Yok artık kapısı ama elimdedir aynası. Oh. Ya baba, olaylara bir de iyi yönden bakalım yani. Şimdi aç kapı bana çok şey yapıyordu, zaman kaybettiriyordu. Bir de bunun gaps olayı var tabii. Gapsı şimdi bıçağın çekip de seni gaps etmeye başlayınca sen kaçamıyorsun. Kapı engel oluyor, bıçağı hırt diye gapsıp dayıyor yani, o yüzden şey yaptım. Doğru vallahi ya, mantıklı yani. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Yok baba, yani Sinan Cankuş saçmalıyor da ben ona bir destek attım. Niye attıysan, çok saçma ya. Baba yani böyle çok iyi oluyor, ben size de tasfiye ederim. Yani düşünsenize bunun yazı var. Yazın mesela pencereyi aç, klimayı aç, o derdin yok. Püfür püfür esecek böyle, siz de aldırın şeylerinizi, kapılarınızı yani. Akam öncem nerede peki ya? Ya Seyit kardeş, olaya bir de iyi yönünden bak ya. Hangi literim Sinan abi? Abu, kız Leyla bacım, ne yaptın sen kendin öyle? Şimdi silecekler çalışmıyordu, camda buğu yapıp duruyordu. Kaza yapıp cam kırılınca önüm açıldı. Ferah ferah görüyorum artık ya. Ya Sinan abi, senin Pollyanna ile bir akrabalığın mı var? Yani ne bu imserlik? Yazıklar olsun sana Sinan. Hem arabayı haşet etmişsin, hem de böyle utanmadan kapı olmaması daha iyi, pencere olmayınca daha iyiydi, buğu yapıyordu falan gibi saçmalayıp duruyorsun be. Ya baba, ayıp oluyor ama. Bu bağırdığın, azarladığın adam tam 40 yaşında ya. Kıtırık bir araba için ayıp olmuyor mu biraz? Yani utanmasan kovuyorum seni diyeceksin ya. Kovuyorum ulan, kovuyorum. Kovuyor musun ulan? Nuri baba, kovuyor musun? Kovuyorum. Bu kıtırık dediğin araba senin ekmek gibi. Sen onun bile değerini bilmiyorsun. Kovuldun lan, kovuldun. Hayır efendim, hayır Nuri baba. Sen beni kovmuyorsun, ben kendim istifa ediyorum. Al şu aynanı, ben gidiyorum. Çek. Ya nereye gidiyorsun Sinan Cankuş? Bahçe kapısı burası değil ki, bak o taraf. Sinirden adamda kafa mı bıraktınız? Aynaymış, kapıymış. İşte alt kapı, işte sapı. Sen beni işten çıkardın, pişman olacaksın, göreceksin. Ya tamam Sinan Cankuş, konuşuyoruz Nuri babayla. İkna ederiz, seni de durağa geri aldırırız yani. Ne diyorsun Arif'im tarifim ya? Onunla niye konuşuyorsunuz? Benimle konuşup beni ikna edin. Bakalım ben görmek isteyecek miyim bu işe? Ya tabii ya, koskoca Sinan Kaya bu ya. Doğru mu? Doğru. Bak buraya çiziyorum. Kapıma gelecek, gelecek yani. Diyecek ki ben pişman oldum. İşine dön. Sinan. Gelecek. Daha çok beklersin. Halim'im ya. Ben eve ekmek bile götürüyorum. Ya tamam, ağlama ya. Gel Sinan. Al şu 500 kağıdı oğlum. Evine başı dik git. Sağ ol ağam. Ya ağam,
Ya yüzler ne bu ayıya gelip şey edecek halı ya? Abi sen ne büyük adamsın ya. Ya boşuna mı ağa olduk Sinan? Ağa dediğin marabanın her türlü derdiyle ilgilenir. Sen yeni bir iş bulana kadar bununla idare et. Abi sağ ol. Sen oradan bir 100 dolar bakayım bana. Hadi bakayım. Sinan sana da elini veren kolunu kurtaramıyor oğlum. Heh. Şartı işte. Abi ıttansın. Gel kızım. Ay. Bakayım şöyle. Ben sana takacağım, tamam mı? Sana ayak takacağım. Şuraya takayım. Hadi be. Oh, oh, oh. Hadi be. Oh, oh, oh. Hadi be. Oh, oh, oh. Tamam, tamam abi, dur gel. Bak. Hadi bakalım abi. Gelecek bir şey. Geliyor. Eyvallah. Ya, iyi akşamlar İngilizce. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Sinancan kuşu getirdim. İyi akşamlar abi. Ne oldu? Rizik geldi mi? Ben çok düşmanım. Sinan durağa dönsün diye. Sen bırak şimdi Nuri Bey. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı aradı. Aman Sinan işini bırakmasın. Türkiye ekonomisi alt üst olur dedi. Yengeciğim müsaadenizle ben artık kaçayım. Evet. Tamam Arif'cim, sağ ol. Hadi Arif'cim. Hadi sağ ol. Ben kaçıyorum yenge. İyi akşamlar Arif'cim. Sağ ol Arif'cim. İyi geceler. Hadi gel şöyle otur. Otur, otur. Otur dedik, yat demedik. Gel üstünü çıkaralım. Çıkarsın. Bunlar ne Sinan? Huzur neşriyat. Ne huzur neşriyat ya? Sinan. Bunlar dansöz gibi. Dansöz olduğunu görüyorum. Bu ne samimiyet? Kadının ağzının içine girmişsin. Onun ağzının... O şey ya... Bunlar montaj. Hatta santaj. Allah seni kahretmesin ya. Sinan. Yasan! La oğlum Ali Kemal, senin ağam erken mi geldi bugün? Ne atıyor orada? Ya sorma Seyit abiciğim. Ben sabaha bu durağı açmaya geldiğimde oraya yatıydı. Ben de hiç ellemedim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Siz istifa etmemiş miydiniz beyefendi? Hayırdır, işe yeniden yeni mi döndünüz? Yok baba, ne alakası var? Ben gitmeden önce dostlarımla, arkadaşlarımla, yoldaşlarımla vedalaşmak istedim. Onlarla helalleşmek istedim, helalliklerini almak istedim yani. İyi. Helalleş, vedalaş ve git. Canım arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım. Sizinle çok uzun zaman bu yollarda omuz omuza direksiyon salladık. An geldi, baskınlara katıldık. Kah ben rehin alındım, sizler beni kurtardınız. Kah içinizden biri rehin alındı, biz sizi kurtardık. Kah kenetlendik, biz bir aileyiz dedik. Ama buraya kadarmış. Ya nasıl konuşuyorsun öyle Sinancan? Bir şey alatacaksın bize. Arif'im, tarifim, güzel kardeşim. Bugüne kadar hiç senden kötü ve yanlış bir sinyal almadım. Hep bana olumlu sinyaller verdin yani. Sen Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş yanık sesli safkan Anadolu çocuğu Seyit kardeşim. Sen bana her zaman bir stepne oldun. Sen çaycıların isimsiz kralı Ali Kefal. Sen mertlerin en merti, delikanlı mert. Ve burada olmayan Leyla abacığım Osman Aga. Hepinizin çok iyiliğini gördüm. Bana çok yardımınız dokundu. Sağ olun, var olun. Sizler benim canımsınız, ciğerimsiniz. Ya dur Allah aşkına ya. Nereye gidiyorsun ya? Ne yapayım Arif'im, tarifim? İşten ayrıldık. Gülübük yengenle kayganan şanzımentle beni kapının önüne koydu.
artık burada daha fazla kalmanın bir anlamı yok. Yani kalmak için bir sebebim yok. Ya ağam, nereye gidersin, yapma ya. Nereye gideyim Seyit? Memlekete gidiyorum, Adana'ya. Ve sen Nuri Baba, bana çok iyiliğin dokundu. Üzerimde çok emeğim vardır, çok ekmeğini yedim. Sağ ol, var ol. Sen de hakkını helal et. Ama sakın ısrar etme, yok yok yok, sakın ısrar etme. Kal bana deme, kal Sinan, kal Sinan deme. Seni çok severim, seni kırmak istemem, ne olur kal deme. Kal filan diyecek değilim oğlum. Hadi güle güle, hadi. Ya Nuri Baba, ya bir büyüklük yap. Hani affetmek büyüklüğün şanındandır derler. Ya kal de şuna ya. Hakikaten ağam, oralarda ne yer ne içer, yaralana kurban, acı sen bu karbana ha? Affet onu. Baba. Helalleşmem bittiyse hadi canım, güle güle. Bundan sonraki yaşamında başarılar. Yürü. Evet arkadaşlarım, canım dostlarım. Hoşça kalın. Ben Adana'ya, memleketime dönüyorum. Çünkü burada kalırsam, ne zaman yanımdan sarı bir taksi geçse, biliyorum ki yüreğim paramparça olacak ve bin kere öleceğim. Buna dayanamam, dayanamam. Elveda, hoşça kalın. Elveda, hakkınızı helal edin. Elveda, elveda. Elveda. Terim.